konuklarımız ve değerli katılımcılar. Hepiniz 6. Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Yönetim Kongresi'ne hoş geldiniz. Açılış programını takdim ediyorum. İstiklal Marşı ve Saygı Duruşu, Kongre Başkanı Profesör Doktor Ramazan Erdem'in açılış konuşması, Kongre İş Başkanı Profesör Doktor Sedat Bostan'ın konuşması, Süleyman Demir Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Murat Ali Dudukçu'nun konuşması. Şimdi sizlere Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve ebediyete intikal eden alı şehitlerimizin ayrıca koronavirüsten vefat eden sağlık şehitlerimizin ve sağlık idarecilerimizin Profesör Doktor Yunus Taş, Rıfat Beyaz, Enver Özcan, Mehmet Özdemir, Mehmet Arslan, Habil Akan, Sururi Coşkun, İsmail Sedef gibi ebediyete intikal eden sağlık idarecilerimizin manevi huzurlarında bir dakikalık saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşımızı okumaya davet ediyorum. Yapmak üzere Kongre Başkanı Profesör Doktor Ramazan Erdem'i kürsüye davet ediyorum. Hocam sizin şeyiniz var mıydı? Ha evet hocam şey yazalım dedi de. Kullanıcı adı istiyor. İyi hocam. Aynen hocam da şey istiyor. Yavuz abi. Evet hocam şey oldu. Ha şey Yavuz abi. Söyleyecek, onu bana söyleyeceksiniz. Şey olunca.
Biz bu kongre aynı zamanda sağlıkta değil kongre konseptinde de paradigma değişimini beraberinde getirdiğini görüyoruz. Gerçekten son 1,5 yıldır diyelim pandemi şartları nedeniyle birçok bilimsel kongre ertelenirken hem geçen sene hem bu sene dijital yoğunluklu ama fiziksel katılımlı olarak da kongremizi yapabilmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu kongremizde 4 fiziki 18 dijital oturumda toplam 187 bildiri sunulmuş olacak. Farklı ülkelerden konuşmacıların olduğu 5 panelimiz var. Ve sağlık yönetimi alanı ile ilgili de 2 tane kongre kursumuz bulunmaktadır. Fiziki oturumları bu salonda icra edeceğiz. Dijital oturumların yönetimi ise fakültemiz sağlık yönetimi bölümü ofislerinde gerçekleşecek. Tabii pandemi şartları katılımcıları ve misafirlerimizi ağırlamakta biraz elimizi kolumuzu bağlasa da yine de Isparta'nın coğrafi ve kültürel güzelliklerini tanıtmak adına Süleyman Demirel Üniversitesi'nden Keşif Isparta ekibi olarak yarın bir sosyal programımız da gerçekleşecek. Evet, paradigma değişiminin işaret fişeği diyelim bunlara. Ben inşallah çok faydalı, sağlık bilimleri ve sağlık yönetimi alanında çok faydalı bir kongre olacağına, katılımcıların bundan istifade edeceğine inanıyorum, ümit ediyorum. Bu çerçevede kongre düzenleme ekibine, Mus Hocam da gelmiş, Mus Hocam, Sedat Hocam ve ekip çalışanı hocalarımıza teşekkür ediyorum. Faydalı olabilmesi umuduyla saygılar, selamlar sunuyorum, teşekkür ederim. Konuşmalarından dolayı Sayın Profesör Doktor Ramazan Erdem hocamıza teşekkür ediyoruz. Konuşmalarını yapmak üzere Kongre Eş Başkanı Profesör Doktor Sedat Bostan'ı kürsüye davet ediyorum. Evet, Sayın Rektör Yardımcım, Sayın Onursal Başkanımız ve Kongre Başkanımız, düzenleme kurulunda olan arkadaşlarımız ve bu şartlar altında bile ta uzaklardan buraya gelerek hem kongremize katılmak hem gül diyarı, güzellik diyarı Isparta'yı gören sevgili katılımcılar. Hepiniz hoş geldiniz kongremize. Kongremiz Evet, çok teşekkür ederim. Evet, şimdi malum Murphy kanunları var ve aksilikler oldu mu da üst üste oluyor. Ama biz onları aşacağız inşallah. Çok az bir sesimiz kaldı. Onu da hallettiğimizde ses sorununu da çözmüş olacağız. Ayrıca şu anda dijitalden ve canlı yayından kongremizi dinleyen, seyreden bütün katılımcılarımıza da kongremizin hayırlı olmasını, güzel geçmesini, sağlık bilimleri ve yönetimi alanlarına önemli bilimsel katkılar koymasını temenni ediyoruz. Bu kongre bir gelenek haline dönüşmek üzere. Tabii 6 yılda gelenek olur mu? Olmaz ama inşallah 16. yılda geleneğini oluşturmuş olacak. Ve 16. yılda da bu kürsüde konuşan, burada oturan genç arkadaşlarımız olacak. Açılış konuşmalarını yapan arkadaşlarımız inşallah. USSAM'ın sizden biraz USSAM'dan bahsetmek istiyoruz. Bizi bir araya getiren Uluslararası Stratejik Sağlık Araştırmaları Merkezi. Bu merkezimiz sağlık bilimleri ve yönetimi alanına bilimsel bir çatı oluşturmak amacıyla kurulmuş bir merkez. Ve burada herkesin yeri var. Bu alanla ilgili çalışma yapan herkesin yeri var. Her gelene bu çatının altında bir yer verebiliyoruz. Bu yapının içerisinde
Şu anda 6.sını yaptığımız Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Yönetimi Kongremiz var. Ki bunun ilki 2015 yılında Gümüşhane Üniversitesi'nde başlamıştı. Daha sonra sürecimiz Trabzon'da devam etti. Sonra Bulgaristan'a gittik. Daha sonra Üsküdar'a vardık. Sonra Neşet Ertaş'ın memleketi Kırşehir'de bulunduk. Şimdi de Güllerin Diyarı'nda bulunuyoruz. Ayrıca bir de yine 6. yılında olan, bu sene 7. yılına girmiş olan Journal of International Health Science and Management dergimiz var. Ve bu dergimizde bu alanda yapılan bilimsel çalışmaları İngilizce uluslararası alana taşınmak üzere kurulmuş bir dergi. Çalışmalarınızı orada bekliyoruz. Bir başka çalışmamız da COVID'in bize getirdiği, krizin bize getirdiği bir fırsat olarak düşündüğümüz ve kurduğumuz USSAM Sağlık Yönetimi Okulu. Bu kongre şartlarında bile bu akşam USSAM Sağlık Yönetimi Okulu'nun saat 10'da dersi var. Evet. 3 dönemdir derslerimize devam ediyoruz ve YouTube'da USSAM Sağlık Yönetimi Okulu adına oluşmuş olan bir sayfamız var. Bütün sağlık yönetimi alanındaki lisans öğrencilerimiz, yüksek lisans doktor öğrencilerimiz, hocalarımız ve inanın en fazla da ben faydalanıyorum. Herkese de öneriyorum. Kıymetli hocalarımız Türkiye'nin hocaları olarak Türkiye'nin öğrencileriyle orada her perşembe akşamı buluşuyorlar ve sağlık yönetimi alanının bir konusunu birlikte interaktif olarak ders yapıyorlar. Evet, inşallah bu çalışmalara yenileri eklenerek devam edecek ki bunlardan bir tanesi kitap çalışmalarımız, alanın ihtiyacı olan kitapları üretmek. Geçen yıl sağlık iletişimi adına 2 tane kitap ürettik. Bu yılda sağlık hizmetleri yönetimi ve sağlık kurumları yönetimi alanında temel kitap olabilecek 2 tane çalışmaya devam ediyoruz. Evet, sizlerin biz sağlık bilimlerinde yönetim alanı ile ilgili çalışan kişilerle varız. Sizlerle birlikte anlamlıyız. Bu anlamlılığımızı büyüterek gelecek döneme yaymak istiyoruz. Ve vizyonumuz 10. yılın sonunda dergimizi ve kongremizi uluslararası alanda bilinir hale getirmek. 15. yılda da uluslararası alanın en iyi dergileri arasına sokmak. Bunu kim yapacak? Vizyonu belirlemek, bizden çalışıp bunları yapmak sağlık yönetimi alanında şu anda yetişen yüksek lisans doktora hoca öğrencilerinde. Çünkü o zaman onlar devralacaklar bunu. O yüzden bu vizyonla oraya varmayı hedefliyoruz ve bizim hedefimiz geride bir sadakayı cariye bırakmak. Biz gitsek bile arkadan açtığımız bu yolla, ki bu yolun açılmasında sevgili Ramazan hocamızın ve sevgili Musa hocamızın ve sevgili Yunus Emre hocamızın, Ali hocamızın, Vahit hocamızın, Taşkın hocamızın, Mahmut hocamızın büyük katkıları var ve gençlerin çok büyük katkıları var. Bu açılan yolu büyüterek geride daha da ileriye gidecek bir yol bırakıp gitmek istiyoruz. Bir hoş seda bırakmak istiyoruz. Bizi bu COVID şartlarında burada misafir eden, başta Sayın Rektörümüze, Rektör Yardımcılarımıza, Süleyman Demirel yönetimindeki yönetimdeki hocalarımıza ve idari personelimize, sabahtan beri canşırahane çalışan teknik personelimize çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Hepimize hayırlı olsun, faydalı olsun inşallah. Konuşmalarından dolayı Sayın Profesör Doktor Sedat Bostan hocamıza teşekkür ediyoruz.
Konuşmalarını yapmak üzere Süleyman Demir Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Murat Ali Dulupçu'yu kürsüye davet ediyorum. Çok kıymetli katılımcılar, değerli kongre eş başkanlarım, kürsüyü bulunca birkaç akademisyen olarak birkaç söz müsaadenizle korsan bildiriye kaçmadan arz etmek istiyorum. Öncelikli olarak bulunduğunuz camiaya yakın ama dışarıdan biri olarak sağlamış olduğunuz birlikteliğin aslında diğer disiplinleri kıskandıran bir yapısı olduğunu farkına varmanızın altını şiddetle çizmek istiyorum. Çevremde gördüğüm sağlık yönetimi alanında çalışanların işbirliğinin ötesinde bir dayanışma içerisinde olduğunu, birbirinin elinden tutarak camia olarak tek tek değil, camia olarak yukarıya çıkmaya çalıştıklarını ve alanda kendilerini duyurmak için sistematik bir çaba içerisinde olduklarına şahit oluyoruz. Süleyman Demirel Üniversitesi'nde de bu bölümde aynı çabayı görüyoruz. Bugün burada üç tane kurumun birlikleriyle bu etkinlik gerçekleşiyor. Hem Uluslararası Stratejik Sağlık Araştırmaları Merkezi, hem Ordu Üniversitesi'nin katkıları, hem de Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Yönetimi Bölümünün katkılarıyla bu etkinliği pandemi koşullarında gerçekleştiriyorsunuz. Lütfen bu ilerlediğiniz yolda önünüze farklı engeller çıksa da bu yoldan vazgeçmeyiniz. Çünkü Türkiye'nin bilimsel alanda az önce söylediğim gibi işbirliğinden çok daha çok dayanışmaya ihtiyacı var. Ve sesini küresel ortamda, dünya çapında duyurmaya daha şiddetli ihtiyaç hissediyoruz. Akademik camiada farklı süreçlerden dolayı bilimsel gelişmelerde dönem dönem ileri ve geri hareketler olabiliyor. Ama burada kararlılık sergilemek ve hedefi dünyada söz sahibi olmaya koymak bir bilimsel çalışmanın başarılı olmasının temel yolu olacağına gönülden inanıyorum. Bu anlamda hani kıskanma demeyelim ama imrenildiğinizi bilmenizi isterim. Bir noktada bu pandemiden dolayı dünyanın vermiş olduğu sınav hakkında birkaç şey arz edeceğim müsaadenizle fazla vaktinizi almadan. Aslında insanlık tarihi ve medeniyetin ulaştığı nokta açısından karşılaştığımız durum biraz başımızı öne eğen ve utanç duymamıza yol açacak bir düzeyle, bir sınavla dünya karşı karşıya kaldı. Benim şahsi kanaatim bu sınavı da başarılı olarak geçemedi. Maskeden tutun, aşı çalışmalarına kadar kapitalist sistemin hep eleştirdiğimiz ama içerisinden bir türlü kopamadığımız kapitalist sistemin çarkları arasında maalesef yer almaya devam ettik. Halbuki dünyada aşı üretebilecek nitelikteki tesislerin belirlenmesi, bu tıpkı sağlık yönetimi alanında yaptığınız işbirliği gibi bu üretimde de bir işbirliğinin yapılabilmesi mümkündü. Ama bu süreç tahmininden çok daha gece vardı. Bu aşamadan sonra bir toparlanma çalışması olacak ama kaybedilen insan hayatlarının bir ölçümü, bir değeri söz konusu değil. Burada sıkıntının parayla, teknoloji geliştirmeyle bir alakası olduğunu düşünmüyorum. Burada bütün insanlık camiasının topyekün olarak verdiği sınavda aslında bir başarısız kalması söz konusu. Tabii bu pandemi süreçleri bunun üzerine daha çok düşünmemizi daha çok yol açacak. Yaptığımız hatalardan dersler çıkaracağız. Ama insanlık dersleri çıkarsa da beşer hafızası ne yazık ki bilgisayar hard diskleri gibi sağlam durmuyor. Hard diskler de bozuluyor ama bizim hafızamız çok daha hızlı bozulabiliyor. Biliyorsunuz tıp alanının öncüsü Galen, ben de ucundan tıpla bir sağlık camiasıyla bir genel cerrah çocuğuyum ben. Galen hani tıbbı üç tedaviyle sizlerin bildiği üzerine hep söyler. Bıçak, ot ve söz üzerine der. Hatta biraz bıçakla cerrahların tedavisi biraz sanatkarlık, zanaatkarlık olarak görüldüğü için hafif de küçümsenir. Ama burada en önemli tedavi aslında sözdür. Daha doğrusu en önemli tedavi bıçağın, otun yani ilacın ve sözün bir araya gelmesiyle
işte o antik Yunan'da gelen Psike'nin tamiriyle mümkün olabilir. Biz biraz bunları unutup işte yine eleştirdiğimiz kapitalist sistem içerisinde sağlığı yorumlamaya devam ediyoruz. Umarım sadece bıçakların, ilaçların değil, insanların kalplerine, akıllarına hitap eden sözlerin de bol olduğu bir sağlık alanı, bir sağlık camiasını gelecek yüzyıllarda görmek bizlere nasip, bizlere değil de insanlığa nasip olur diyelim. Bu kongreyi düzenlemesinde emeği geçen herkese tekrar çok teşekkür ediyorum. Ayrıca Sayın Rektörümüz Profesör Doktor İlker Hüseyin Çarıkçı hocamız da çok selamlarını ilettiler. Umarım başarılı bir kongre olur ve Türkiye'nin sesini, camianızın sesini dünyada duyurmak üzere yaptığınız bu yolculukta bir adım daha atmış olursunuz. Saygılarınızı sunuyorum. Sağ olun. Konuşmalarından dolayı Sayın Profesör Doktor Murat Ali Dulupçu hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Açılış törenimiz burada sona ermiştir. Sizleri dijital fiziki oturumlarımıza davet ediyoruz. Kongrenin açılışında aramızda bulunduğunuz için ayrıca teşekkür ederiz. Sağ olun.